Abdülkadir Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. YKS'nin açıklanmasıyla birlikte öğrenciler için yeni bir dönem başladı diyebiliriz. Tercih yapmaları için onun önlerinde bir süreç var. YÖK Atlas'tan bahsettiniz. Bu da benim soracağım sorulardan bir tanesiydi. Tercih dönemindeki öğrenciler YÖK Atlas'tan en verimli nasıl faydalanabilir? Bu konuyla da ilgili bir bilgi alabilir miyiz? Orada bir tercih robotu var. O tercih robotuna girdikleri zaman öğrenciler daha hem de yeni de güncellendi. Son verilerle de güncellediler. Geçtiğimiz yıllardaki bölümlerin gidişatlarını oradan öğrenebilirler. Yani örnek veriyorum, ben bir A üniversitesinin B bölümünü tercih edeceğim. Geçmiş yıllarda hangi sıralamalarla buraya öğrenci kabul edilmiş, benim sıralamam nerede duruyor, buna bakabilirler. Geçmiş yıllarla kıyaslamak şu açıdan önemli. Yani sadece geçen senenin verisiyle değil de son 2-3 yılın verisine baktıkları zaman o bölümle alakalı genel gidişatı görebilirler. Yani bu bölüm gitgide yükselen bir bölüm mü, yoksa gitgide öğrencinin daha az talep ettiği bir bölüm mü? Ki bu esnada YÖK de mesela bu bazı bölümlerle ilgili bu trendlere bakarak kontenjan azaltımına gitti. Örnek veriyorum, işte Türk Dili, Edebiyatı, Tarih gibi bazı branşlarda mesela ihtiyaç gitgide azalıyor, talep de azalıyor. O zaman ben bu kontenjanları azaltayım, bu farklı alanlara bunları kaydırayım durumuna gitti. Oralara baksınlar. Burada zorlanabilecekleri tek bir şey olabilir. Mesela bu sene çok fazla yapay zeka mühendisliği ile ilgili bölüm açıldı. Bu daha önce o üniversitede o bölüm olmadığı için bir referans noktası yok dolayısıyla. Evet. O referans noktası olmadığı için tercihte biraz zorlanabilirler. O yüzden böyle yeni açılan bölümlerde çok ilginç sıralamalarla bu bölümlere girme şansları olabilir. Ama diğer üniversitelerde o bölüm aşağı yukarı hangi sıralamadan almış, o üniversitenin de kalitesine bakarak, üniversiteler de kendi içerisinde bir segmentasyona sahip aslına bakarsanız, çok iyi olan üniversitelerde kaçıncı sıralamada almış, işte ortalama olarak bulunan üniversitelerde ne yapmış, bunlara bakarak birazcık daha böyle verilerle hareket etmeye çalışsınlar. Ama bu sene çok değişiklik olacak. Tahmin etmedikleri yerler de gelebilir. O yüzden gönüllerinden geçen bir bölüm varsa, ya geçen sene bu benim sıralamamın daha iyisinde almış, ben bunu yazmayayım demesinler. Aralara bence bu noktada da böyle kendi sıralamalarından, işte örnek veriyorum 20 bin sıralama üzerinde alan bölümleri de böyle aralara tercih edebilirler. Çünkü bu sene bence birazcık böyle karışık bir durum var. Çok değişken oldu bu yıl. O yüzden onları da bence yine aralara serpiştirebilirler. Yani dağılımın diğer yıllara göre biraz daha farklı. Biraz daha farklı. Her sene kendine özgüdür. Böyle şeyleri ben birkaç gündür çok duyuyorum. İşte bu sınav 2023'teki bilmem neye benziyor, 2021 YKS'ye benziyor. Evet. Falan. Yani tek bir şeye benziyor. Bu 2024 YKS, 2024 YKS'ye benziyor. Yani başka bir çok alternatif olmayan bir şey. Bazı unsurlarla ilgili tabii ki benzerlikler vardır önceki sınavlarla, ama bu sene kendine özgü bir sene olacak bence. Evet. Size değindiniz. Hem bazı bölümlerin kontenjandan dolayı kapatılması, hem ikinci öğretimin tamamen kapatılması, YÖK'ün bir takım değişiklikleri oldu. Bu değişikliklerle ilgili neler söylersiniz peki? Ben şöyle düşünüyorum. Yapılan değişiklikler aslına bakarsanız doğru değişiklikler. Yani talep edilmeyen bölümlere çok fazla kontenjan vermenin bir anlamı yok. Bu bölümlerin kontenjanlarının azaltılması, gelecekte daha çok talep görmesi, muhtemel bölümlere daha fazla yer verilmesi anlamlı bir adım. Burada sadece eleştirilen şey, gördüğüm kadarıyla bunun çok geç açıklanmış olması, çok yakın zamanda açıklandı ve birazcık böyle geç kalınmış olabilir. Daha erkenden bu tarz hamleler yapılacaksa, açıklanırsa daha rahat tercihte insanlar bulunabilirler. Onları göz önünde bulundurarak daha rahat hareket edebilirler. Burada sadece eleştirebileceğim şey o olabilir. Bir de özellikle dünyanın gittiği yeri doğru okumak lazım. Yani mesleklerle alakalı, bölümlerle alakalı kararları alırken YÖK tarafında da, üniversite yönetimleri tarafında da içeriklerin doğru şekilde güncellenmesini sağlamak lazım. Çünkü bazen duyuyoruz, mesela işte diyelim bilgisayar mühendisliği okuyorsunuz. Bilgisayar mühendisliğinde gördüğünüz dersler, öğretilen programlar şu anda birçok tedavülden kalkmış oluyor. Hele ki yapay zeka günlük hayatımıza girdiğinden beri sizler de şahit oluyorsunuz. Bugün açıklanan bir yapay zeka aracı 3 ay sonra olmayabiliyor. Yerine yenisi gelebiliyor. O yüzden bütün bu süreçle ilgili söylemek istediğim bir şey de şu. Sadece meslekte başarı için üniversitede gördüğünüz dersler yetmeyecek. Orada aldığınız dersler sizi tatmin etmeyecek. Kendinizin öğrenme sorumluluğunu üzerinize alıp kendinizi geliştirmeyle ilgili de birçok şey yapmanız lazım ve tercih yaparken, üniversite tercih ederken de özellikle sizin gelişiminize destek olabilecek ortamlar sağlayan, imkanlar sağlayan üniversiteleri tercih etmeniz, öğrenci kulüplerini çok destekleyen, çok besleyen üniversiteleri tercih etmeniz çok faydalı olacaktır. Verimli ve açıklayıcı bir yayın oldu hocam. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Herkesin yapacağı tercihlerin gönlüne göre gelmesini arzu ediyorum, diliyorum. İnşallah herkese
sağlıklı, başarılı günler diliyorum. Çok teşekkürler. Biz de tercih yapacak olan öğrencilere buradan başarılar dileyelim. Umarım diledikleri gibi bir üniversite hayatına başlangıç yaparlar. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Sağ olun. İyi günler.